tip 1 kas lifi ile aynı şekilde tanımlanan tip 2 kas lifleri arasındaki fark nedir? Aslına bakarsanız bir şeylerin tip 1 veya tip 2 diye isimlendirilmesinden hiç haz etmem. Hiç tipim değil. Bu yeteri kadar açık olmuyor arkadaşlar. Bu kas lifleri hakkında pek de böyle tanımlayıcı yani bilgi içermiyor. O yüzden ben şöyle yapacağım. Başa dönüp bir altın kural belirleyeceğim ve bu altın kural Tip 1 ve tip 2 kas liflerini ayırt etmek için bir tablo çizmeme yardım edecek. Tıpkı şimdi yaptığımız gibi. Burada bu tablodaki altın kuralım mitokondri olacak. Aman bakın, i harfini nasıl yazdım? Mitokondriler tip 1 kas liflerinde bolca miktarda yer alır. Tip 1'de yazalım, tip 1'de. Evet, mitokondri tip 2'ye göre tip 1'de daha fazla bulunur ve sadece bu bilgiyi temel alarak devam edip bu tabloyu doldurabilmemiz lazım. Pekala. En başından başlayalım. Bunu biraz üstü kapalı bir şekilde yazmış olabilirim ama tip 1 kas lifleri genel olarak hangi renktedir? Yani i̇lk sorumuz bu. Kırmızı. İyi de sizce neden böyle? Mitokondriler ne işe yarar? Mitokondriler enerji kazanmamıza yardımcı olan biyokimyasal süreçte oldukça etkilidir içinde bulunup işledikleri en temel süreç ki bundan size birkaç kez bahsedeceğim. Oksidatif fosforilasyondur. Peki bu terim ne ifade ediyor size? Size nasıl bir fikir veriyor yani? Ya da oksidatif fosforilasyona muhtemel dahil olabilecek iki şey nedir? Şimdi isminden de anlayacağınız üzere Oksidatif diyor mesela ne demek? Bu işlemde oksijenin yer alacağı anlamına geliyor değil mi? Oksidatif diyor. Fosforilasyon da fosfat grubundan bir şeyin temin edilmesi demek değil mi? Adında var. Fosforilasyon. Bir şey fosfat grubundan temin edilecek. Oksidatif kısım bu kırmızıya etki eder. Atar damarlarımızda ortaya çıkan kırmızı buradan gelir. Bunu bir düşünün. Neden atar damarlar kırmızı, damarlarımız mavi renkte? Çünkü atar damarlarda damarlardan daha fazla oksijen var. Bu yüzden de tip 1 kas liflerimizin rengi kırmızıdır. Çünkü tip 2 kas liflerimize göre oksijenden daha fazla enerji üretiyorlar. Tip 1'de daha fazla oksijen olduğu için kırmızı renkte. O zaman tip 2 kas liflerimizin renginin beyaz olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. Peki ya burada kasılmanın hızı nasıl olacak? kas lifleri ne kadar hızlı kasılıyor? Öncelikle mitokondrilerle enerji kazanma sürecini bir düşünelim. Tip 1 kas lifleri enerji için mitokondrilere güveniyorsa oksidatif fosforilasyon üzerinden enerji sağlamak için geçirilen süreci bir düşünün. Bu hemen bir anda gerçekleşecek bir şey değil. Glikoliz gerçekleşmesi lazım. Sitrik asit döngüsü gerçekleşmeli. Bu elektron taşınım dizisinin içine girmesi için NADH ve FADH2 gibi yan faktörler olması lazım. Gerçekleşmesi gereken çok fazla şey var yani. Mitokondrinin enerji üretmesi zaman alır arkadaşlar kısacası. Bunun anlamı da enerji üretmek zaman aldığından kasılma hızı da yavaş olacak demektir. Diğer taraftan da tip 2 kas ve beyaz dokuların kasılması hızlı olacaktır. Peki Kondüksiyon hızı nasıl? Tip 1 kas liflerinin kasılabilmesi için nöronik tepkileri veya sinir sinyallerini alması ne hızda olur? Bu da yavaş gerçekleşir. Hatta buna da yavaş kasılma diyoruz. Evet, buraya da yazalım. Yavaş kasılma. Bunu tip 1 kas liflerinde kasılmaların yavaş gerçekleşmesinden hatırlıyorum. Diğer taraftan tip 2 kas liflerine hızlı kasılan kas lifleri diyoruz. Pekala, şimdi sizce tip 1 kas dokuları ne tür aktivitelerde yer alıyor? Aslına bakarsanız oksidatif fosforilasyonun başka bir adı daha var. Mitokondriler hücresel solunumda kullanır onları. Buna aerobik solunum yani oksijenli solunum deniliyor. Oksijenli solunumda mitokondrilerin bulunması gerekir tip 1 kas liflerinde daha fazla oksijen bulunmasından dolayı tip 1 kas lifleri oksijenli solunuma uğrar. Peki ya tip 2 kas lifleri yeterli miktarda mitokondri bulunmadığından oksijensiz solunuma girer. Buna da anaerobik solunum yani oksijensiz solunum diyoruz. Peki bu kas dokuları ne kadar süre kasılacak? Mitokondrinin olduğu ve olmadığı durumlarda ne kadar enerji üretebildiğimizi bir düşünün. Mitokondri varsa çok daha fazla enerji üretiriz. Dolayısıyla kasılmanın süresi uzar. Daha fazla enerji veya ATP üretebildiğimizde kasılma gerçekleşir. Çünkü yüksek miktarlarda mitokondri bulunuyor. Mitokondri eksikse ve oksijensiz solunum söz konusuysa, yani yeterli oksidatif fosforilasyon gerçekleşmediyse çok fazla sayıda kısa süreli kasılma olur. Bu ikisinin arasındaki fark ne? Uzun süren bir kasılmadan bahsediyorsak mesela ayakta durmak için sırtımdaki ya da belirli bir hızda yürümek için bacaklarımdaki kaslardan kasılmalardan bahsediyorum e, demek olacak. Kısa süren kasılmalar ise çok daha hızlı gerçekleşir ve biter. Birisiyle tokalaştığımızda veya parmağımızla bir şeye fiske vurduğumuzda kollarımızdaki kasılmalardan bahsediyorum. Bunları uzun süreler devamlı yaptığımızda gerçekten yoruluruz. Öyle değil mi? Yani bu kaslar bütün gün çalışmak için uygun değildir. Markette uzun bir sıraya girmişsek sırtımızdaki, kalçamızdaki ve bacaklarımızdaki uzun süreli kas lifleri kul ne kullanınız. Böylece uzun süre ayakta kalabiliriz. Ellerimizin veya parmaklarımızın üzerinde durmak istemeyiz. Zaten tip 2 kas lifleri kullanarak uzun süre dayanamayız. Tamam. Bu iki tip kas liflerinden hangisi daha çabuk yorulmaya yatkındır sorusunu şimdi çok kolay cevaplarız, değil mi? Tip 1 kas lifleri uzun süre kasılabildiğine göre yorgunluğa dayanıklı olduklarını söyleyebiliriz. Dayanıklıdır çünkü tip 1 kas liflerinin uzun, uzun süre, pardon, uzun süre kasılabilmesine yetecek enerji bulunur. Ama tip 2 kas liflerinde yeterli enerji yoktur. Çünkü yeterli sayıda mitokondri bulunmaz ve böylece kolaylıkla yorulur. Peki, tip 1 kas liflerinde gerçekleşen kasılmanın gücü nasıl olabilir? Az önce oldukça güçlü kaslardan sırtta ve kalçadakilerinden bahsettim. Uzun süreli kasılabildikleri için bunlar oldukça iri ve güçlü kas gruplarıdır. Ancak şunu belirteyim, tip 2 kas lifleri tip 1'e göre daha spontan ve ani güç üretirler. Buraya tip 1 için güçlü yazacağım çünkü geniş kapsamlı baktığımızda durum böyle. Mitokondri analojisine dönersek, tip 1 kas liflerinde daha fazla miktarda mitokondri bulunduğu için daha çok kas hücresi kasılması için yeterince enerjiye sahiptir. Aynı anda çok sayıda kas hücresinin kasılması daha güçlü, daha kuvvetli kasılma meydana getirir. Diğer taraftan tip 2 kas liflerinde yeterli mitokondri, enerji ve güç yoktur. Bu yüzden de kasılması daha zayıftır. Son olarak tip 1 ve tip 2 kas hücrelerinde enerjiyi nasıl tutarız buna bakacağız. Bu biraz zor olabilir ama anlayacaksınız mitokondriyi kullanarak daha fazla enerji üretiyoruz. Daha fazla enerjimiz varsa onu öyle etrafta ATP olarak bırakmayız değil mi? Bırakacak mıyız? Hayır. ATP çok değişken yani çok reaktif bir moleküldür. Eğer ATP varsa hemen kullanılması gerekir. Tip 1 kas dokuları enerjiyi trigliseritin yani bu yağlı maddelerin içinde rezerve eder. Bu yüzden enerji yağa dönüşür. Böylece daha sonra güçlü ve uzun kasılmalar sırasında bunu kullanırız. Hemen kasılmasını istiyorsak hazır ATP'yi kullanırız ve orada bekleyen ATP tip 2 kas lifi kasılmalarında kullanılır. Ayrıca keratin fosfat denen ve enerji üretimi için fosfat grubu yardımı yaptığı için ATP'ye benzeyen bir şey daha var. Bu fosfat grubu da oldukça reaktif ve değişkendir. Orada durmasının nedeni hızlıca ve kısa süreli kasılmalarda kullanılması içindir. Yani bir altın kuralı mitokondrilerin tip 1 kas hücrelerinde daha yaygın bulunmasını kullanarak bütün tabloyu anlayabiliriz. İşte tip 1 ile tip 2 kas tipleri arasındaki fark da budur.